Sevgili seyirciler, Serhat'ın Dünya Açılan Kapısı, Anadolu'nun Dünya Açılan Kapısı, Kaşgar TV ve Serhat Birikim TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bir Serhat Gündem programını Serhat ilimiz Ardahan'ın Tarihi Kalesi'nde yapıyoruz. Bugünkü konuğumuz Ardahan Belediye Başkanı Sayın Faruk Demir'le Ardahan'ı enine boyuna her şeyi tartışacağız. Şimdi konuğumuzu size tanıtacağım, ondan sonra yayına başlayacağız. Biraz konuğumdan bahsetmek istiyorum. Ardahan Hanak ilçesinde, yani Türk halk müzik sanatçısı ilk olarak hayata başlamış. Ondan sonra biliyorsunuz Ardahan milletvekili olarak görev yaptı. Daha sonra MESAM başkanlığını yaptı. Ankara'da hemşehrilerimizi örgütlemek için Ardahan Vakıf Başkanlığı'nı ve son yine dayanamadı. Ah vatan dedi, vah vatan dedi. Bülbül geri döndü. Bu memleketime hizmet edeceğim dedi. Ardahan'a geldi. Aynı zamanda uzun yıllar birlikte gazeteyi kurduk. Birlikte. O gazeteyle Ardahan'ın reklamını çok yaptık. Bölgenin reklamını çok yaptık. Öyle etkinlikler yapıyorduk ki herkesin ilgisini de bölgeye taşıyorduk. Evet. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Bir Serhat Gündem programını burada yapıyoruz. Evet, Ardahan'ın Tarih Kalesi'nde yapıyoruz. Biraz seyircilerimiz sizi tanımak ister. Gerçi Ardahanlar tanıyor. Türkiye'de de çok tanıyorlar. Evet, sarı saçlım mavi gözüm deyince Faruk Demir derler. Ama yine de kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Sevgili Mustafa Küpeli kardeş diyeceğiz. Biz 30-35 yıllık dostuz, arkadaşız. Ardahan'a hoş geldiniz diyoruz. Televizyonlarınız aracılığıyla da Ardahan ve Ardahanlıları Türkiye ile dünya ile buluşturduğunuz için, buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaten özgeçmişimiz aşağı yukarı belli. 31 Mart 2019'da görevlendirildik ve Ardahan halkı tarafından da hüsnü kabul gördük. Bir yılı aşkındır, 1,5 yıldır yaklaşık bir saatimizi bile boş geçirmeden Ardahan için çalışmaya devam ediyoruz. Ardahan'ımız korunmaya, kollanmaya, ben Ardahanlıyım diyen herkes açısından önemli desteklenmeye ihtiyacı var. En önemli şey nüfus azalması. Biz yüce devletimiz, Ardahanlı hemşehrilerimiz hepimizin katkısıyla, çalışmalarımızla müktesep hakkımız olan il statümüzü 1992 yılında o zamanki hükümetin yöneticilerine ve devletimize teşekkür ediyoruz. 186 bin nüfusla 5 ilçe, 1 il, 3 belde, 239 köy olarak bizi il yaptı bu yüce devlet. Toplamı Göle, Çıldır, Hanak, Damal, Posof, Ardahan merkez 3 beldeyle. Bizim o zaman nüfusumuz 186 bindi. İl olduk. Valiliğimiz geldi, Emniyet Müdürlüğümüz geldi, üniversitemiz geldi. Devlet tüm kurum ve kuruluşlarını Allah'a şükür teşekkür ettirdi. Ya ben seni il yaptım ama vali göndermiyorum demedi. İl yaptım ama parlamentoda bağımsız olarak
Kars'tan bağımsız olarak seçilecek milletvekili vermiyor. Her şeyi verdi devlet. Ama biz ne yaptık? 186 bini aradan geçen 25 yıldan fazla herhalde hesap eder 28 yılda biz bu nüfusu 97 bine düşürdük. 100 bin aşağı düştü hemen hemen. Şimdi politikacısı, iş adamı, sanatçısı, yatırımcısı, dernekçisi, vakıfçısı, basıncısı hepimiz sınıfta kalmışız. Evet, yok öyle. Ben Ardahan'ı seviyorum. Seviyorsan geleceksin, yatırım getireceksin. Göçü durduracaksın. Mazbatayı al işine bak, olmaz öyle. Onun için ben Ardahan'ı seviyorum diyen herkes bu gidişata iyi dikkat edecek. 186 binle 28 yıl önce bu devlet seni il yapmış. Hadi yürüyün, büyüyün ey Ardahan demiş. Siz ne yapmışsınız? Devlet mi burayı geri bırakıyor? Hangi iktidar olursa olsun. Efendim devlet bize bakmıyor. Yok öyle bir şey. Devlette kaynak çoktur. Almasını bilene. Evet. Şimdi sen ne yapacağını, ne zaman, nereden, nasıl, niye, niçin isteyeceğini bilirsen kaynak var. Ağlamayana bizim atasözümüz var diyor. Ağlamayana meme yok. Kötü durumdayız. Bu gidişat değil. Niye geldim? İşte bunlar için geldik. Ardahan bana her şeyi verdi. Benim vicdanım rahat. Ardahan'ın bana verdiklerini hiç nankörlük etmeden elimden gelenin en üst düzeyindekini yaptım imkanlarım olduğu zaman. Ama şimdi nasıl Ardahan'a, bir belediye teslim aldınız? Nasıl bir belediye? Basında çıktı gelsinler. 81 ilden birisi. Bizden sonra da 6 tane daha il yapmış Türkiye Cumhuriyeti. Biz 75. iliz. Cenazeyi kaldıracak arabası yok. Kağıttan belediye. İçini boşaltmışlar. 70 trilyon borç. Cenaze arabası yok. Doğru dürüst kamyonu yok. 3 tane kamyon var. Salih Aktürk döneminden kalma. Biz daha belediyenin altyapısını kuruyoruz. Şehrin içinde tuvaleti yok. Belediyenin içindeki WC yok. Borç, borç, borç. Bütün araçlar kiralık. Ha, biz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan gidip Cumhuriyet kuran Kuvayi Milliye'nin temsilcileriyiz. Biz borçlarında aldık Cumhuriyeti. 1854'te Osmanlı borçlanmaya başladı. Bizim kurduğumuz Cumhuriyet, Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizin kurduğu Cumhuriyet, en son 1954'te son taksiti 100 yıl borç ödedi o devlet. Evet. Ve ne oldu sonra? 2002'de biz teslim ettiğimizde dünyanın 17. büyük ekonomisiydi Türkiye Cumhuriyeti. Bak, hasta adamdan, işgal edilmiş bir topraktan kurduğumuz Cumhuriyet, Atatürk'ün kurduğu sistem Türkiye'yi dünyanın ayağa kalktığı emperyalizmi gönderdi. Fabrikalarını tesis etti. Benim köyüme bile okul yaptı. Ben okulda okudum. Sonra geldi dünyanın 17. büyük ekonomisi 2002'de. Şimdi kaçta bilmiyorum. Şimdi biz bu borçtan da korkmuyoruz. Ama izan lazım. Ama gerçekten sevgi lazım. Bizim Ardahan'la göçü durdurmamız için burada doğan çocuğa iyi eğitim ve iş vermemiz lazım. Yoksa niye gitsin İstanbul'a? Ne olacak İstanbul? Mecburen gidiyor. Yani burada bir istihdama yönelik bir şey. Genç liseyi bitirdi, hiç okumadı. Şimdi hayırsever bir yurttaşımızla bir senedir görüşüyoruz. Bir senedir de çalışıyoruz hemşerimizle. Öyle görünüp ortada kağıttan iş adamı değil bunlar. Ortada görünenler çoğu kağıt. Gelsinler bana. 17 tane araç getirdim ben. Bir tane iş adamıyım diyen desin ki ben verdim. Hadi bakalım. Hodri meydan. Hodri meydan. Ardahan'dan fakir fukardan su topluyorsun. 5 tane arabaya kira veriyorsun. Ondan sonra yok ben dernek başkanıyım. Yok vakıf başkanıyım. Yok şöylesi. İyi. Getir bir tane araçları, kiralıkları vatandaşın parasını da yola kullanalım. Su parası topluyorsun. Ayda 300 bin lira. 200 bin lira kira veriyorsun araçta. Şimdi bir tane civatası yoktur o iş adamıyım diyen. Gelsinler bana, ben Hodri meydan bu saatten sonra. Ben Ardahan için bundan sonra her şeyi konuşurum. Şimdi belediye başkanı. Ardahan sayesinde belediye başkanı oluyorsun. Ortada yoksun. Girmeyeceksin o zaman bu işlere kardeşim. Girmeyeceksin.
Ardahan'ın adını o zaman kullanmayacaksın. Ardahan'ı belediye başkanları bırakacak, değil mi? Bir tanesi sunuyor sağ olsun. Ha, isim veririz. Peki efendim, ben şurada bunu anladım. İş adamı, şimdi biz 400 tane tekstilde işçi çalıştıracak bir tekstil fabrikamızı yaptık. Onların görsellerini çocuklar size verirler Mustafa abicim. İnşallah yılbaşına kadar. 1,5 senede acelesi yok. Biz çocuk bile evleniyorsun, 1 sene 15 9 ay sonra doğuyor. Hemen gelir gelmez yapamazdık. İnşallah onu tutturursak hedefimiz 1000-1500 kişilik tekstilde istihdam sağlamak. Et entegre tesisini mutlaka kurmak. Giresunlu'nun fındığı var, yanında fındık tesisi var. Rize'nin çayı var, yanında çay tesisi var. Mandalinası var, yanında fabrikası var. E bizim etimiz var. Et entegre tesisi yok. Buradan bir kere gömlek yanlış iliklemiş. E nerede bu yönetenler? Onun için biz Cumhuriyeti nasıl devralıp da 17. büyük ekonomi yaptıysak, o kalıntılar, kırıntılar bizim ışığımız orasıdır. Evet. Biz oradan bakarız işe. Şimdi efendim, anladığım kadarıyla Hollanda, biliyorsun biz Karsar'dan nedir kadar yüz ölçümü var ama hayvancılıkta dünya birinci olmuş. Tabii. İsviçre'nin yüz ölçümü yerine İsrail kardan, kardan dünya zengin olmuştur. Zannediyorsam 16, daha önce de milletvekili yaptınız. Çok şükür. Milletvekili döneminde buranın fotoğrafını çizmiştiniz. Tabii. Şimdi belediye başkanı olarak fotoğrafını çizdiniz. Bu çaresizliğini nasıl giderileceğini ve bu yoksulluk kuşatmasından Ardahan'ı nasıl kurtulacağı noktasında zannediyorsam bir yol haritası çizmiştiniz. Var, var. Bu değerli 20 yıldır var. Seyircilerimiz sizden bu 20 bu yıldır var. Şimdi göçü nasıl duracağız? Biliyorsunuz seninle beraber biz Ardahan'ın Allah, coğrafya, doğa, her coğrafyaya göre nimetini vermiştir. Coğrafyada nimet olmaz, orada kimse durmaz. Bak, Japonya bir şey üretiyordur. Ege bir şey üretiyor. Yani nimet olmayan yerde insanlar yüzyıllar boyunca, asırlar boyunca. Yani bir kere insanların ilk çağlarda bir yere yerleşmesi için su lazım. Toprağın bir şey vermesi lazım. Hava olması lazım, güneş olması lazım. Bunlar ateş sonra. E burada da hepsi var. Peki biz burada tutup da mandalina yetiştirmeye kalkar mıyız? Kalkmayız. Ya burada ata dedemiz burada 7 nesil, 15 nesil, 1500 yıl burada yaşamış ve karnını doyurmuş da demek ki burada doyuluyor. Ha şimdi çağın gereksinimi, değişimine göre burayı şekillendirmemiz lazım. Biz ne yapıyorduk önce? Önce manyetörlü telefonla alo alıyorduk, Konya aradan çık şu. Şimdi sonra geldi, bir evde bir telefon olmaya başladı her yerde. Sonra geldi, arabalarda oldu. Sonra geldi, herkeste telefon oldu. Sonra geldi, herkeste görüntülü telefon oldu. Her şey değişti. Bir tek bizim üretim ve pazarlama şeklimiz değişmedi. Şeyle, kara sabanla sürüyorduk. Şimdi traktörüne sürüyor. Olmaz bu. Bak, telefon göz göre göre, telefon yani iletişim ne kadar değişmişse sen de üretimini ve pazarlamanı onunla paralel değiştirirsen yine başı dik gezersin. Bu coğrafya 300 bin insanı besliyordu toprak. Şimdi 50 bin insanı besleyemiyor. Niye? E çünkü kendimizi dönüştüremedik. Biz Koç'la dönüştürüyorduk burayı. Göle'yi biliyorsunuz, Tigem'i. Evet, koçu rahmetli koçu, ona evet, gelecektim. Evet. Burayı hayvancılık üssü yapıyordu. Çünkü burası altın. Bak, buranın meraları, Ardahan ve Kars'ın meraları Türk Ticaret Bakanlığı oldu şimdi. Önce Kalkınma Ajansı'ydı. Türkiye'de bulunabilecek yaz mera hayvancılığı için bir numaralı ot besinine sahip burası. Biz tekrar bitkimizi ve özellikle hayvancılığımızı günün koşullarına göre değiştireceğiz. Bu kolay olmayacak tabii. Çünkü bir devrimi kaçırdın mı sonra yakalayamıyorsun. Bu et balık kurumlarının olduğu zaman, zirai odalarının çok güçlü olduğu zaman yapılacaktı. Şimdi peşinden koşuyoruz. Buradaki üretimi 3'e, 5'e, 10'a katlayıp kapısının önünde rahat satabileceği. Niye ben buradan kurbana ta İstanbul'a götüreyim? Biraz İzmir'den bahsediyorum. Medyada hiç insanlar gördüğünüz. Şimdi evet, İzmir'de de biz şimdi sosyal demokrat belediyeli olarak yerel kalkınmayı önceliyoruz. Yani vatandaşı tabii ki
özel sektöre karşı değiliz. Büyük marketler olur, büyük tacirler olacak. Ama bir de halk var, halk. Halkın ürettiğini ne yapacağız? Biz de şimdi direkt halktan alıp büyük şehirlerdeki tüketim merkezlerine servis edeceğiz. İlk partimizi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'yla bir de kooperatifçiliğe önem veriyoruz. Ardahan Kadın Kooperatifi'nin aracılığıyla Büyükşehir'e et verdik. Onlar daha çok bizden kavurma istiyorlar. Bu kışın, işte burada inşaat sezonu az, bu kışın kavurma tesisi kuruyorduk. Bir yatırımcımız, yine ona kurduruyoruz. İşlevlerini, iş ve üretimini, pazarlamasını tam yerleştirdikten sonra Ardahan'a hibe edecek. Çünkü bunu yürütmek çok zor, ticari bir iş. Kavurmayla başladık ama proje öyleydi. Sonra et entegre tesisine dönüştü. İnşallah yılbaşına doğru tekstil fabrikamızın açılışını yaparken 400 kişinin çalışacağı, onun yanında da et entegre tesisinde temelini atacağız. Yani sen burada et üretiyorsan, nasıl Giresunlu fındığını üretiyor, sırtına alıp İstanbul'da satmıyorsa, evet, Ardahanlı'da etini burada kapısının önünde satacak. İzmir'e, İstanbul'a götürdüm, acaba geri getirecek miyim diye düşünmeyecek. Biz hem buradan İstanbul, İzmir'le zaten anlaşmamız var. Kavurma üretip oraya vereceğiz. İstanbul, Ankara'yla da devam edersek, onu da büyütürsek, şu anda çünkü fabrikayı yapmadan bir şey diyemiyoruz. Burada vatandaş etini satma problemi düşünmeyecek. Evet efendim, sorularımız çok. Kur'an eri akıyor, biz bakıyoruz. Evet. Bu konuda projeniz var. Evet. Şimdi bu karşısı millet bahçesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı ilan etmiş. Ben birkaç gün içerisinde kendileriyle herhangi bir şekilde iletişim kurup burayı millet bahçesini hayata geçirmesini istiyorum. Yani Türkiye'nin 81 ilinde yapılıyor, bir tek Ardahan'da yapılmıyor. Bak, Kars'ta 2 tane yapılıyor. O ayrı sorun. 13-14 tanesi bitti. İstanbul'da yapılıyor millet bahçesi. Ya İstanbul her tarafı zaten. Şimdi Ardahan'da bir tek bizim yaşam alanımız bu nehir. Ama biz nehre sırtımızı dönük yaşıyoruz. Olmaz böyle bir şey. Onun için burayı yaparsa, biz de bu kalenin altını belediye olarak yapıyoruz. Kura Nehri'ne biz artık bakmayacağız. Biliyorsunuz benim milletvekilliğim döneminde 4 tane baraj üzerinde şekillendirmiştik. Proje yatırıma aldırmıştık. Sonra onların hepsini devlet kanalıyla değil de özel sektöre yaptırdılar. Ama aslında bir tane Duranchan Barajı var Hımızker Göle'de. Eğer o baraj sulama barajıdır. Tabii paraya yönelik düşünülüyor. Halka sulama araziye geçelim. Bir tek o almadı. Niye? O vatandaşa faydalı ya. Diğeri enerji üretip satacak alttakiler. İşte Doğan Kaya bilmem ne. Onlar para var ya orada. Hemen özel sektör aldı yaptı. Bunu da yapsın. Yok ya, vatandaş sulu tarıma geç. Göle Ovası sulu tarıma geçsin. Ardahan Ovası sulu tarıma geçsin. Ardahan'da sılaj yeme geçirir. Ve o zaman kışın millet hayvanını satmaz. Kışın da yem girdileri ucuz olacağı için, evet, 20 lira kazanıyorsa 120 lira kazanır. Ama yem girdileri, kışlık yem olmadığı için. Şimdi devletimizden Kura Nehri'nin göledeki Göle Ovası ve Ardahan Ovası'nı, yani Ardahan'da ilk defa sulu tarım yok hiç. Allah ne vermişse o. Evet. Allah'tan Allah vermiş de. Bu kaleyi yapmışlar. Şimdi bu köprüyü yapmışlar. Başka bir şeyimiz yok. O zaman bir soru var, yani hemşehrilerimiz, evet, istiyor. Evet. Yani Ardahan içinde gidiyoruz, kalede resim çekiyoruz. Kur'an Erin köprüsünde, evet, şehrin merkezinde, evet, bu kenti kurtaran var. Evet. Yani Abdülhay Gürüz, yani Cumhuriyet'in kurucuları, evet, var. Dolayısıyla bir herhangi bir heykel, böyle bal heykeli, tabii, tabii, ne bileyim, bunun gibi bir heykel düşünüyor musunuz? Yani? 4-5 tane öyle heykel düşünüyoruz. Bir güzel bir kovan ve bunların hepsi paraya bakıyor tabii. Yani biz şu anda ayakta zor duruyoruz yakıt makıt almaya, çünkü her ay bir yerden icra geldiği için. Ama dediğim gibi bunları yırtar atarız biz. Şimdi Ardahan'da çok güzel bir arı ve bal heykelin olması lazım. Planlamışız. Geçen sene bir tane yaptırdık maket ama hoşuma gitmedi. Çok güzel bir kaz ve kaz sürüsü, 2-3 tane boğa ve şimdi biz Ardahan dediğin zaman işte damal bebeği gibi. Sonra da eğer fotoğrafını bulabilirsek Halil Efendi'nin köprünün başına da bir Halil Efendi'nin fotoğrafını yaptıracağız ama fotoğrafını bulamıyorlar. 4-5 tane böyle Ardahan dediğinde aklına gelebilecek objeden heykeller yapılacak ama belli bir maliyet tutuyor. Çünkü yaptırmışken de burası sınır ili. Biz çok ciddi bir iliz. Çok büyük bir iliz.
Niye? Rahmetli Demirel'in Posof gümrük kapısını açarken o zaman Gürcistan Cumhurbaşkanı Edward Shevardnadze'ye bir şey demişti. Evet, Edward Shevardnadze Rusya dağılmadan önce Dışişleri Bakanı. Yani Politbüro'nun önemli adamlarından. Ama Gürcistan o zaman 5 milyon civarındaydı galiba. Demişti ki, küçük diyeceğim ama küçük değil. Nüfus bakımından küçük, küçük devletin büyük devlet adamı. Küçük devletin büyük devleti. Tabii. 5 milyon ama Edward Shevardnadze dünyanın ikinci süper gücünü Dışişleri Bakanı dağılmadan önce. Şimdi Ardahan nüfusu küçük olabilir. Bizi ülkenin içerisinde biz Serhat iliz. Serhat önemlidir. İki, Anadolu'nun ve de Avrupa'nın üç tane doğalgazı, akaryakıtı, ikisi akaryakıt, birisi petrol. Yani Kafkasya'nın petrolü, doğalgazları Türkiye, Anadolu'ya Ardahan'dan girer. Tamam. Uluslararası koruma altındadır Ardahan. Tren yolumuz da yine Kars-Tiflis-Bakü Çıldır üzerinden Ardahan'dan geçer. Bir tarafımızda hemen 1,5 saat sonra Batum'a geçebilirsin. Hopa Demir Deniz Limanı'na geçebilirsin. Ulaşım açısından hiçbir sorunumuz yoktur. Tabii ki Kars'tan bu tarafa tren yolumuzun buraya gelmesi lazım. Doğu Ekspresi'nin. Bir tek Ardahan değil, Şavşat, Ağıska, bu bölgenin kullanacağı uluslararası bir havaalanı. Yani çünkü Ardahan nüfusu dersiniz ki ya bir uçak gidiyor ama bu bölgeye hitap edebilecek bir havaalanı da olabilir. Ardahan'ın geleceğinden umutluyum. Bütün hemşerilerime sesleniyorum. Buradan uzun yıllar önce gitmiş olanlar dünya iklim araştırmalarına baksınlar. Yaşanabilir, uzun süre daha yaşanabilir. Anadolu'daki coğrafyaların başlarında gelir Ardahan. Kuraklık açısından, su ve ısı açısından Ardahan o açıdan önemlidir. Yeraltı, yerüstü zenginlik kaynaklarımız oldukça iyidir. Arıcılığımız oldukça iyidir. Çok sahiplenmek ve akılcı, çağcıl projeler ve yöntemlerle işlendiği zaman Ardahan'ın geleceği var. Şu anda konumu olarak zaten çok önemli bir gelecek vadeden konumdadır. Şimdi efendim, Ardahanlılar tren istiyor. Tren. Çünkü en ucuz taşımacılık trendir. Bir de hakkımız yani. Kars son ildi. Biz 92'den bir tarafı, Kuzey Anadolu'daki son il biziz. Bu bizim müktesep hakkımızdır. Bakın bunu büyük bir kampanya sizlerle de başlatacağız. Sonuç itibariyle 3 tane tünel ihtiyacımız var. Karadeniz'e gidiyorsunuz, ta Trabzon'dan giriyorsun Hopa'ya, Kemalpaşa'ya kadar adım başı tünel. Ya bizim burada bir Gürcistan'a geçeceğiz, tünelimiz yok. Karadeniz'e açılacağız, tünelimiz yok. O taraftan yine Aşıkşenlik tüneli, Mozaret tünelimiz var. Çıldır'dan Aktaş sınır kapısı. Bizim hükümet döneminde 10 milyon euro Gürcistan'a, parlamentosuna verdik. Onun üzerine o taraf yolunu yaptı da açılabildi. Şimdi 3 tünelimiz var, üçünde de tık yok. Bari evet. Hiç olmazsa 60 kilometre şuradan. Tabii canım, çok. Kars'tan buraya. Tabii ki yol şey olunca, virajlı olunca 85 ama tren yolu diz geldi. 60 kilometrelik bir ray. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'ni herhalde ekonomisini sarsmaz yani. Onun için tamam, uçak havaalanını sonra yapabilirler. Ama bizim hakkımız olan demir yolu, Kars önce bizim, 92'ye kadar Kars ildi. Son il biziz. Bizi tren yolu buraya gelmemekle devlet bizi yok sayıyor o zaman kardeşim. Açık söylüyorum. O zaman bir söz veriyoruz. Evet. Hemşeri derneklerine de burada evet. Ben çağrıda bulunuyorum. Kampanya başlatacaklar. Evet. Ben başı çekeceğim. Ben hükümetle falan bir sorun olan bir adam değilim bak. Her ki 7 düellen biz barışırız. Hükümeti bugün falan hükümet kurar, öteki kurar. Devlet bizim için asıl olandır. Vakit. Ötekiler de daha çok çalışır. Onu devirir, kendisi hükümet olur. Ben yerel yöneticiyim. Ben kimseyle kavga etmem. Benim sevdam Ardahan. Benim siyasal partim 31 Mart 2019 akşamda siyasal partim Ardahan'dır. Evet. Devleti kim yönetirse yönetsin. Efendim, bir, o dönemlerde yazdım zannedersem 2001'di zannedersem. Buraya 400 bin lira çıkardınız. Evet, evet.
Kurap projesini projelendirdik. Yanlışsam kayak testi. Kayak, onu da tabii, o da ayrı. Başka yerlere kullandı. Şimdi burasının bir turizm kayak merkezinin temeli de yani kardeşiniz atmıştır. İlk teleferiği ben telesiyeci kurmuşum. İlk ufak tefek bungalov evleri yapmışım. Yani kayak tesisi artık resmileşmiştir. Ondan sonra 2-3 pist gelişmiş. Geliştirenlerden Allah razı olsun. Bir tane desteklen TANAP'tan bir yerden destekle bir 35 odalı otel yapılmış. Yapanlardan Allah razı olsun. Ama istediğimiz seviyede işlemiyor. Biz istiyoruz. Bize versinler belediyeyi. Belediyeye versinler o tesisi. Gör bak bakalım nasıl işletiyoruz. Şimdi tabii orasının bir turizme dönüşmesi lazım. Bir de buz patenleri falan. Tabii, tabii. Göl şişirilebilir. Gölde Kur'an eğri. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Ya biz şu etrafını bir yapabilirsek, çünkü biz projemiz hazır. Desteğimizi de almışız bu kalenin bizim oturduğumuz tarafın rekreasyonu için. Fakat devlet su işleri bize izin vermiyor. Efendim burası taşkın alanıymış. Zaten Leyla ile Mecnun'u ayırır gibi iki tane set yapmışsınız. Bu setler böyle ben görmedim. O zaman bu askeriye burada 100 senedir vardı. Hangi sefer o su coştu da askerileri bastı götürdü? Burada bir tanesi yandaşın birisi para kazansın diye iki tane hançer. Leyla ile Mecnun'u ayırmış bu iki set. Evet. Şimdi bu kadar set yok. Ya bu setler yokken orada burası Aziz Yakışlası. Şimdi zaten DSİ de diyor ki yukarıda şişme payı olduğu için burası hayatta. Çünkü şişmez. Ama getirdiler bunu koydular. Bir de şimdi bizim şu bu tarafı yani Halilefendi tarafını rekreasyonla başlamamız için de devlet su işleri bize izin vermiyor. Bak projeyi yaptırmışız. Parasını çıkartmışız. Kuru para. Ama bize izin vermiyor DSİ. Kars, buradan bütün hemşehrilerime de Kars DSİ Bölge Müdürünü, Karayolları Bölge Müdürünü hepsini şikayet ediyorum. Çivi çakmıyorlar Ardahan. Ama onlara kimse devlet Ankara'dan talimat vermiyor. Onlar kendileri işgüzarlık yapıyorlar. Ama biz onlara rağmen Ardahan'ı arka kent yapacağız. Peki bir soru. Ardahan milletvekili Orhan Atalı'yla birlikte çalışıyor musunuz? Ayrı parti dediniz ya ben ayrı yapıyorum. Yok ya benim işim olduğu zaman Orhan Bey telefonumu hemen çıkar, ilgilenir. Yapabildikleri var, yapamadıkları var. Ama şunu söyleyeyim. Sana Ardahan'a ve sana yani. Ardahan'a yapmıştır bir iktidar milletvekili 15 yıldır Ardahan'a hizmet yapmamış olabilir mi? Olur. Ama benim dönemimde benim isteyip de yani fazla bir şey de istemedim. Ama şunu gözlemliyorum. Aman bu muhalefettendir. Bunun işini yapmayayım demiyor. Demiyor. Ama fazla da bir şey yaptığımız yok yani Allah aşkına. Hükümetten bir şey aldığımız yok yani. Fakat özellikle bölge müdürlüğü anlamında Kars bürokrasisi bize karşı her şeyi frene basıyor. Onu söyleyeyim ama ben şu anda kendi derdimle meşgulüm. Erzurumlu bir sözü var. Demiş ki ayağım yer tutsun ölünün başını nereye koyuram bilirim. Ben biraz kendi derdimi toparlayayım. Onlar o bölge müdürlüğü falan filan biz çok gördük. Evet. Ha, efendim biraz şehrin içine girelim. Evet. Belediyenin altyapısını bitirmek üzereyiz. Doğru dürüst kademesi yoktu, araçları yoktu. Şehir trafiğini şimdi tek yön çift yön çünkü 90 yıldır nasıl gelmiş şöyle gidiyor. Sanki hala kasaba. Burası il. Onun için onu düzenliyoruz. Şimdi kendi bankamızı, taşımızı, demirimizi işleyecek tesislerimiz var. Onları yapıyoruz. Bir tane yerel ürünler çarşısı yapıyoruz. Yani Ardahan dediğin zaman aklına ne geliyor? Bal, kaşar, kaz. Biz bunların resmen cumhuriyetiyiz aslında. Yani Anadolu'da kaşar ilk defa Ardahan'da Sarzep'te yapılmıştır. Gravyer ve kaşar. Ondan sonra zavotlarda Kars'a sonra gitmiştir Malakanlar. İlk Belçikalı kardeşler yapmıştır. Onun için Kars, kaşarın Anadolu'daki bak. Trakya'da demiyorum Edirne. Anadolu'daki başkenti Ardahan'dır. Şimdi biz bunun için yerel ürünler çarşısı yapıyoruz. Hemen çevre yolu üzerinde. Ardahan'a bir sen geldiğin zaman ya nerede bulurum tüm çeşitleri diyeceksin. İlk defa Ardahan'da tarihinde ilk defa yerel ürünler çarşısı yapıyoruz. Dediğim gibi Cumhuriyet tarihinde ilk defa 400 kişinin çalışacağı bir tekstil fabrikası yapıyoruz. Onu inşallah 1400'e 2400'e çıkaracağız. Şehir içinde ana caddemizin asfaltı güzel Allah için. Allah razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan. Ama biz onun trafik akışını değiştirerek
modern bir hale getireceğiz. Temizliğe ve su konusuna çok önem veriyoruz. Ama bu pandemi sürecinden dolayı bazı projelerimiz hafif aksamış olabilir. Fakat biz 5 yıllığına bu yüce milletten, bu Ardahan milleti benim için çok değerlidir. Ardahan nüfus cüzdanı gördüğün zaman ben ayağa kalkarım. 20 yıl önce bana milletvekilliğini vermiş, 20 yıl sonra belediye başkanlığını vermiş, sanatçı etmiş bütün Ardahan türküleri. Onun için biz ya her şeye doymuşuz Allah'a şükür. Şimdi biz düzelteceğiz. 5 yıl ben istedim. 5 yıl bana görev verdiler. 1,5 yılım geçti. Altyapıyı düzeltiyorum, borçları dengeliyorum, yatırımları yapıyoruz. Bu yatırımların hepsini de yapıyoruz. Yani ama 5 yıl sonra, yani görev sürem bitmeden 1 yıl önce herkesin merak ettiği, ya ne güzel Anadolu'da bir şehir varmış. Çöp yok, su sorunu yok, çevre güzel, işsizliğini halletmiş, kültür merkezlerini halletmiş, tamam mı? Öyle bir şehir bırakacağız. Bunun önünde vallahi engel çok. Ama bizim işimiz engel açmak zaten. İşimiz engel. Tamam. Efendim, son hemşerilerine ne diyorsun? Ardahan'dan gözünüzü kulağınızı ayırmayın. Ardahan'ın seçilmiş ve atanmışlarını saygı ve sevgi çerçevesinde takip edin. Tamam mı? Yani hem devletin bürokratlarını saygı çerçevesinde yardımcı olun. Kuru kuruya Karadeniz türküsü var. Diyor. Kuru kuru sevdalık. Öyle kuru kuru olmaz. Herkes elini taşını, iş adamı gelsinler buraya. Ardahan yatırımda, teşvikte 6. bölge. Devletin gani gibi bir teşviki var. Gelin buraya. 2000 kişi İstanbul'da çalıştırıyorsanız gel buraya. Biz sana bedava fabrika verelim. Ey yatırımcı. Tekstilciler özellikle. Elektrik %70 indirimli sana. Vergi %70 indirimli. SGK primi orada 1200 lira veriyorsun, 1100 lira veriyorsun. Ardahan'da SGK primi 45 lira veriyorsun. Orada 200 bin lirayda fabrikaya kira veriyorsun. Ardahan'da ben sana 2000 liraya aynı fabrikayı vereyim. Gel. Onun için Ardahan'ı göz ardı etmeyin. Ardahan'ı seviyorsanız gelin siz kazanın Ardahan'da. Bak birileri kazanacak, siz kazanın. Bütün iş adamlarına, bütün sivil toplum örgütlerine, Ardahan'da evinizi, barkınızı bir metrekare arsanızı satmayın. Niye satmayın deyince iklim coğrafyasını iyi tarayın. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü Ardahan'ın Türkiye coğrafyasında alternatifi yok. Kars'ın bir kısmı ve Ardahan. Ben demiyorum bunu. Amerika'daki bilim adamları diyor. Buzullar eridiğinde ya da dünyadaki hava sıcaklığının bir derece düştüğünde dünyada hangi coğrafya, hangi ülkenin neresi nasıl etkileniyor, neresi daha güzelleşiyor göreceksiniz. Bu da benim size bir hatırlatmam olsun. Evet, sevgili seyirciler, bir Serhat Gündem programının sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün tam iş saatinde meclis toplantısını bırakıp gelip bilgili sorularımızı yanıtlayan Ardahan Belediye Başkanımız, Türk Halk Müzik Sanatçısı, Ardahan eski Milletvekili Ardahan Belediye Başkanımız Sayın Faruk Demir'e çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.